Temel Karamoğluoğlu bir televizyon programına katılıyor ve Saadet Partisi'ndeki genel başkanlık görevini bırakacağını açıklıyor. Sağlık sorunlarım arttı, genel başkanlığı bırakıyorum demiş. Bu da gecenin evet. sürpriz gelişmelerinden Kurultaya sıcak. Kurultaya gidiyorlar, dört aday. Ha, adaylar. gördün mü onu? Yeni Kurultaya şimdi? gidiyorlar ve dört aday var. Ha. Dört aday var. Ya o zaman Saadet Partisi, CHP ve İyi Parti de Yaprak dökümleri oldu yani o zaman. Evet. Peki başka partilerde olabilir mi Abdülkadir Bey? Normalde aslında Meral Hanım ayrıldı. Geçen seçimde Kemal Bey'in tasfiyesiyle sonuçlandı. Büyük iddialarla girip 0.060, 0.090 oy alan hmm. liderler sağlık var. Sağlık sorunları bu arada da, şey Tabi yaş ilerledi, sağlık sorunları var. Ee, yani seçim sonuçlarından dolayı değil, gerçekten sağlık sorunlarından ama seçim sonuçlarından dolayı Ali Babacan'ın da, Davutoğlu'nun da, eski Gültekin Uysal'ın da bir değerlendirme yapmaları gerekiyordu. Aynen. Ama maalesef yapmadılar. Hı. Evet yani bu, arada, bu temel ile ilgili yorum istiyen, o, Yeni sıcak gelişme bu da. Altılı masa meselesi çıktığında milletvekili olmak istiyordu. Bunu da BBC'ye verdiği bir röportajda söylemişti. Sonra hayır sen Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaksın diye bayağı baskı yaptılar. Yani aslında o siyaseti başka bir türlü götürmek istiyordu. Ama şunu söyleyeyim mesela e, çok ufak bir e, tabanı masaya göre temsil etmesine rağmen mesela e, lafla söylenen ama yazılamayan İstanbul Sözleşmesi'nin o mutabakat metnine konmasına engel olan isimdir. Ya. E, öyle bir şey ağırlık buldu masada ama seçmen nezdindeki karşılık kısmı o şekilde olmadı. Hmm, evet, Masum Hocam? Yani e, Sayın Karamoloğlu çok değerli bir insan. E, zamanında Sanayi Bakanlığında da ne dersen müsteşar yardımcılığı yaptı. Ya da müsteşarlık yaptığı e, birinci hmm. merce hükümetinden e, 70'li yılların ikinci yarısında. 75 birinci merce. Efe? bin. Bu arada 75 şimdi Temel Karamollaoğlu da ayrılacağını açıklamış ya. altılı masadaki genel başkanların yarısı görevinden ayrılmış evet. oldu yani. Üçü. Üçü. Evet. Ya, işte üçü. Aynen. 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 Meral Akşener. Şimdi Kemal Kemal altılı, Kemal masanın, Temel Karamollaoğlu. Altılı masanın hatası. Hı hı. Özellikle e, Deva Gelecek Partisi açısından söylüyorum. Hı, hı. Partilerin yeni kurmuşlardı ve belli bir milletvekili seçme olasılıkları da doğduktan sonra milletvekili olmamaları gelecekte bu partilerin derlenip toparlanması açısından liderlik açısından tartışmaya açabilir yani eğer başka faktörler araya girmezse başka şeyler, bunu da zaman içinde göreceğiz. Hı hı. Çünkü yeni AK Parti'nin politikası, bugün Cumhurbaşkanı'nın siyasette imuşamaya ihtiyaç var deyişi, hı hı. bu partiler istedikleri kadar keskin e, dillen, siyaset yapsınlar parlamentoda, hı hı. bir süre yanıt vermeyecekler. Evet. Yani e, öyle anlaşılıyor. E, kaldı ki e, Cumhurbaşkanı'nın da buna ihtiyacı var. Hı hı. Neden ihtiyacı var? Çünkü dört yıl Türkiye yönetecek. Türkiye'nin bu e, şey jeopolitik e, coğrafyada e, her şeyin birdenbire e, politik olarak e, gerginlik olduğu ne olacağı belirsiz. Üçüncü Dünya Savaşı'nın çıkma olasılıkları konuşulduğu bir süreçte e, daha farklı şeylere konsantre olmak ister. Yani göreceksiniz bu iklim eğer devam ederse iki tarafında mahallem dedikleri taraftarları da usluplarını değiştirmek zorunda kalacaklar ya da onlar yine bu kavga olsun diye kaşımak durumunda kalacaklar. Hmm. Ben bunu özellikle geçen hafta bu programda Sayın Selvi e, şeydeyken, evet. Ankara'dayken hatırlarsan ne dedim? Evet. Sayın Selvi Irak ya da Amerika seyahatine giderse bu yazdıklarından saray yani külliye rahatsız değil dedim. O da hemen orada evet gidiyorsun ha sen değildin. Ee, şey evet. Göksu'ydu galiba. Göksu da gidiyor. Göksu'nun programında eee Göksu'da katılmıştık o gün ve öyle söyledi sen yine şeydeydin, İran'daydın. Hmm. E, bu hmm. konuda da haklı çıktım. Yani ben hani bazen bakarken okuyorum satır aralarını. Vallahi